Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün uzun bir süreden sonra ilk defa evde çalıştığım bir gün home office yaptım kendime. Hem de bugün sevgililer günü. O yüzden şöyle, sevgililer günü biz normalde dışarıda yemeği çok sevmiyoruz. Hani genelde bir program yapmıyoruz özel olarak. Böyle herkesin günü çok bizim için çok anlamlı bir gün değil. Ama sonuçta bir arada böyle güzel bir şeyler yapmak için bir anlamı olabilir. Daha önceki yıllarda böyle çok sevgili dostlarımızla, Tolga ile Berna'yla daha o zaman çıkıyorduk. Yemeğe çıktığımız zamanlar oluyordu ama artık dışarısı çok kalabalık oluyor. Hem de çok pahalı. Şu an için gerek görmedik. Bugün evde güzel bir yemek hazırlamaya karar verdim. Bu güzel sevgililer günü menüsünde tabii ki sizlerle paylaşmasam olmazdı. Fırında somon yapacağız. Fırında somonun yanına mantar soslu kremalı bir makarna, spagetti makarna yapacağız. Böyle onun üzerine koyarız belki somon diye hayal ediyorum. Bakalım biraz pişirelim çünkü somonu bir yandan da sebzelerle birlikte pişireceğim. Böyle portakal sulu, soslu bir somon balığı olacak. Yanında dediğim gibi kremalı mantarlı makarna ve onun yanında da çok güzel bir yeşil salata hazırlayarak güzel bir sevgililer menüsü, sevgililer günü menüsü yapacağız. Tabii ki illaki bugün olmak zorunda değil. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz herhangi bir gün ve herhangi bir zamanda da bu güzel özel menüyü hazırlayabilirsiniz diyorum. Evet, Chico da geldi. Hepinize tekrar merhaba diyoruz. Ne diyoruz? Eğer kanalımızı, daha doğrusu videomuzu beğenmediyseniz ve beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı ve de kanalımıza hala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın, atlamayın diyoruz ve de hemen tarifimize geçiyoruz. Mutfağımıza geldik. Evet, şimdi önce size bir somonu göstereceğim. Az sonra. Şöyle fırın kabı çıkarıyorum. Aslında bunu şu anda somonları marine etmek için kullanacağım. Yaklaşık bir saat kadar önden marine etmek istiyorum. Şimdi gelen somonu göstereyim. Aslında iki kişiyiz ama kocaman bir somon geldi. Tamam. Evet, Chico da yeni geldi. Hoş geldiniz. Mutfağa gelmeyi yeni öğrendi kendisi. Gördüğünüz gibi. Artık kendi kendine buraya gelebiliyor. Evet, şu somona bakınız lütfeniniz. Kocaman benim kadar bir somon geldi gerçekten. Evet. Şimdi ben bunu bir hazırlayayım. Bir doğrayalım, keselim, işlemlere tabi tutalım. Bu arada derisi olan bir somon bu. Aynen, hepsi şöyle tek parça olarak gelmiş. Kapak fotoğrafı. Bence güzel oldu. Evet. Şimdi hazırlıyoruz. Şimdi ben bunu 3 parçaya böleceğim. Şöyle mesela. Şimdi üst tarafından şöyle 3-5 delik açıyorum. Bunun sebebi birazdan yapacağımız sosu İyicene yedirebilmek. Kürdanlar gördüğünüz gibi. Sosa yağ koymayacağım. Normalde farklı balık yapıyorsanız tabii ki zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki somon çok yağlı bir balık. O yüzden buna şu anda herhangi bir yağ koymayacağım. Yarım portakal ve yarım da limon koyacağım. Hatta portakalım küçükmüş. Bir portakal koyayım. Şöyle portakalım küçükmüş zaten. O yüzden bir portakal koyacağım. Yarım da limon koyacağım. Hemen limonu sıkıyorum. Evet. Şimdi şu somon balıklarını da çok değil ama şöyle birazcık tuz serpiştiriyorum üzerlerine. Birazdan elimle zaten burada dağıtacağım. Biraz önce sıktığımız portakal ve limon suları şöyle. Şimdi anlamışsınızdır niye deldik üzerlerini. Çünkü içine iyicene güzel güzel girsin diye. Thank you.
Evet, bu harika marinasyona girecek bir diğer şey tabii ki sarımsak. Sarımsak bizim için biliyorsunuz ki olmazsa olmaz. Tamam, bunu yaklaşık ben 1 saat kadar bekleteceğim. Tabii ki daha çok bekletebilirsiniz de dolaba koyup ne kadar çok bekletirseniz o kadar iyi. Şöyle 3-5 saatte bekletebilirsiniz. Bence gayet güzel görünüyor. Birazdan bu arada bir 15-20 dakika sonra ters çevireceğim. Çünkü alta derisi var biliyorsunuz. Derisinden şu an çok geçmiyor ama önünü delmiştik. Bu deliklerden de içine o portakal suyunu, o aromayı çeksin istiyorum. Bir 15-20 dakika böyle dursun. 15-20 dakika sonra ters çevireceğim. Bir belki yarım saat falan da öyle bekletirim. Dediğim gibi 1 saate kadar bu şekilde çevire çevire bekleteceğiz. O sırada ben önce fırın sebzelerimi hazırlayacağım. Çünkü fırın sebzeleri önden koyacağım. Bir 10-15 dakika önce pişirip ondan sonra somonla birlikte koyacağım. Somon çok uzun süre pişen bir balık diye biliyorsunuz ki. Ondan sonra sebzeler pişerken, yine biraz beklerken de makarnamızı hazırlarız. Şimdi gördüğünüz gibi sebzelerimizi hazırladım, soydum en azından, yıkadım. Bir tek arpacık soğanlardan da birazcık doğrayacağım. Onu beraber doğrarız. Normalde brokolileri en son koyacağım falan. Daha sonra balıkla beraber sonradan koyacağım ama şimdilik buraya atıyorum. Çünkü yağlayacağız bunları. Çok da değil ama birazcık tuzlayacağız. Baharatlarını vereceğiz. Sarımsağı biliyorsunuz balığın marinesine koyduğum için tekrar bu sebzeleri arasına bir sarımsak koymayacağım. Ama isterseniz o marinasyon yerine siz sarımsağı bu sebzelerle birlikte de fırına koymayı tercih edebilirsiniz. Günün sonunda zaten hepsini birleştireceğiz ama yani çok böyle lezzeti geçsin istemiyorum ben. Daha ayrı kalsın istiyorum derseniz sebzelerle de sonuçta atabilirsiniz. Neden olmaz? Soğanlarımızı da koyduk. Maksat lezzet kalsın. Çok koymadım. Şimdi normalde buna çok yağ koyarım biliyorsunuz. Ama az bir yağ koyacağım. Şöyle ilk posta bir kızarmalarını sağlayacak kadar zeytinyağı. Çünkü somonu üzerine koyduktan sonra somon zaten kendisi de yağlı. Ondan sonra içerisine sadece tuz ekleyeceğim. Ve de karıştıracağım. Sebzelerimi fırına aldım ve brokolileri ayırdım. Şöyle kapta bıraktım onları. Çünkü onlar çok çabuk pişiyorlar. O yüzden somonla birlikte koyacağım. Şimdi önceden 180 dereceye ısıttığım fırında önden patatesleri, havuçları bir 10-15 dakika pişireceğim. Arkasından çıkartıp üzerine somonu ve brokolileri ekleyip bir 15-20 dakika daha, hatta işte yarım saate kadar belki de pişireceğiz. Pişme derecesini kontrol ede ede. Evet, o sırada da biz bir yandan makarnamızın sosu için mantarlarımızı hazırlayalım. Hatta makarnamızı hazırlayalım. Direkt sosumuz falan her şeyimiz hazır olsun ki balıklar fırından çıktığında direkt makarnayla birlikte servis edebilirim. Haydi bakalım. Yağımızı koyduk. Ocağımızı açtık. Önden soğanlarımızı güzel bir karamelize edeceğiz. Bu önemli. Soğanları iyicene öldürmek bu sosta önemli. Çünkü çok ağzımıza soğan gelsin istemiyoruz. Burada da spagetti için bu arada makarnanın suyunu hazırlıyorum. Birazdan makarnaları da koyacağım. Bu arada fırın için, fırında 10 dakika oldu.
O yüzden brokolilerimi, balıklarımı eklemeye karar verdim önce. Fırında biraz daha aşağıya doğru koyacağım ki üstleri çok yanmasın, daha yavaş yavaş pişsin diye. Sonra biraz daha üste alırız, üstleri kızarsın diye. Haydi bakalım, ana yemeğimiz fırına gidiyor. Evet, gördüğünüz gibi soğanları iyicene öldürdüm. Şimdi artık bunu yakmadan soğanları mantarda da ekliyorum. Evet, mantarlar bayağı pişmeye yakın gördüğünüz gibi. İçine tuz ve karabiber koydum. Bu arada bütün yemeğin tuzu ve karabiberi burada olacağı için bayağı hani bir yemeğe koyar gibi. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ve çay kaşığından yarısı kadar diyeyim de karabiber koydum. Ya 5 dakika daha pişsin. Ondan sonra kremasını koyacağız. Evet, iyice suyunu çekti. Gördüğünüz gibi. Altını ben de iyicene kıstım. Kremasını ekliyorum. Bir paket krema ekliyorum. Ne kadar bu? 200 mililitre. Ay, kremalı mantar yani kokusunu en sevdiğim şeylerden biri olabilir hayattaki. Oh, harika kokuyor. Krema çok kaynatmaya gelen bir şey değil. Üstü böyle çok kabuk kabuk olmasın diye. Şöyle azıcık bir ısınsın. Hemen altını kapatacağım. Makarnanın olmasını bekleyeceğim. Zaten 10 dakikada olacak. Ve o makarnaları bu sosun içine ekleyeceğim. Ya da bu sosu belki tencereye ekleriz. Bilmiyorum. Normalde makarnayı sosun içine eklemek lazım. Evet. Makarnayı alıyorum. Tabii ki bu güzel sosun altını açıyorum ve içine ne ekliyorum? Makarna suyu. Şöyle bir miktar, tabii ki hepsinde değil. Makarna suyunu içine ekledim. Şöyle makarnayı yandan alıp içine hop atıyorum. Harika kokuyor. Kremalı mantarlı makarna gerçekten mükemmel oldu. Şu an çok mutluyum. Böyle birazcık küçük bir tavada çevirmeye kalkınca sabırla çevirmeniz gerekiyor. Bu bir gerçek. Üzerine parmesan peyniri, hatta sosun içine de bu arada peynir koyabilirdik ama benim canım bugün istemedi ama üzerine ben makarnanın her zaman bu arada parmesan peyniri rendelerim. Bugün de rendeleyeceğim kesinlikle. Servis ederken onu yaparız birlikte. Önce şuraya fırında somonumuzu bir çıkaralım. Üf, şuna bakın. Bakın, bakın, bakın. Mükemmel görünüyor. 15 yıldız. Ay. Harika görünüyor. Şöyle yapalım. Ve de fırında harika somonumuz alındı. Şimdi gelelim servise. Gördüğünüz gibi harika bir tabak oldu.
Yanına bir de yeşil salata koyacağız ve mükemmel bir yemek olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Umuyorum ki tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı hop ve de kanalıma abone olmayı unutmayın, atlamayın diyorum. Nice güzel tariflerde, güzel gün yemeklerinde görüşürüz, buluşuruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.